Merhabalar efendim. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Mehmet Çırakoğlu. Peki efendim, Patulya Otel'de kaç yıldır firma sahipliği yapmaktasınız ve Patulya Otel bünyesinde vermiş olduğunuz hizmetler, çalışmalar nelerdir? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Aslında ben gelişim şirketler grubu yönetim kurulu başkanlığı yapmaktayım. Karadeniz'deki otoyolların bitmesiyle gündeme gelen turizmdeki akıcılığı bir yerde toplamak ve Ardeşen, Pazar, Fındıklı, Arave bu bölgedeki turizm ihtiyacını gidermek için 62 odalı bir oteli 2009 yılında açtık. Patulya Otel olarak açtık. Patulya demek aslında kar tanesi demek. Evet, bu Lazca'da kar tanesi demek, gerçekten güzel bir anlamı var otelinizin. Evet, kar tanesi demek, anlamı yüksek, büyük. Bir de bizim Laz oluşumuzdan ötürü de böyle bir ismi vermeyle ilgili bir anket yapmıştık. Bu anket sonucunda bu çıktı. Biz de o ankete uyduk. Peki efendim, bu çalışmalarınızı bünyeniz dahilinde gerçekleştirirken kaç kişilik uzman bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi sizlerden öğrenebilir miyiz? Şimdi aslında biz bu sene tüm gelişim şirketler grubunda 92 kişiyle hizmet vermekteyiz. İşte bir sürü bayiliklerimiz var. Rize Artvin bölge bayiliklerimiz var. Otelde de şu anda 12 kişiyle hizmet vermekteyiz. Ve kaliteli, güler yüzlü. Çünkü bizim burada satacak olduğumuz otelde bizim sattığımız şey sadece güler yüzlü satıyoruz. Evet, peki efendim, burada bir hizmet sektöründesiniz. Tabii bu vermiş olduğunuz hizmetinizin de bir bedeli, bir karşılığı muhakkak olmalı. O zaman kısaca ne diyoruz? Fiyat politikası diyoruz. Sizleri tercih eden müşterilerinize uygulamış olduğunuz fiyat politikanızı sizlerden öğrenebilir miyiz? Tabii aslında biz burada yani sabah kahvaltısı dahil yani 60 lira, 70 lira ödemeleri veriyoruz misafirlerimize. Çok da ucuz yani. Yazın biraz fiyatlarımızı ture bağlı olarak arttırıyoruz. İşte iki kişi 120-140 lira gibi. Yine de aşağı yukarı odalarımızı o şekilde satıyoruz. Ama şöyle bir şey de var. Biz turizm mevsimi olarak bölgemizde 3 ay veya 4 ay turizm mevsimi var. 9 ay veya 8 ay gibi de kış mevsimi olduğu için fiyat politikalarımızı düşük tutarak insanların hem daha rahat, daha uygun fiyata kalmalarını sağlıyoruz. Hem de çalışanlarımıza daha böyle rahat edebilmeleri için fiyat politikamızı ona göre uygun tutuyoruz. Yani biz buna Mehmet Bey, kısacası her kesimden, her bütçeye hitap eden fiyat aralıklarınızla burada hizmet ve çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz da diyebiliriz, değil mi efendim? Evet. Ve sizler için müşteri memnuniyetinin önemi nedir diyorum. Valla bizde müşteri memnuniyeti biliyorsunuz, burası Turizm Bakanlığı'na bağlı 3 yıldızlı bir otel. Şimdi burada defterlerimiz var. Defterde memnuniyet derecesi yazılır. Şimdi siz buraya otele geldiniz, eğer memnunsanız yazarsınız, memnunuz diye. Eksik olan bir şey varsa onu da söylersiniz. O bakımdan bizim memnuniyet derecemiz şu anda Trabzon'da dahil en kaliteli, en güler yüzlü bir ortam yaratan bir otel, Patulya Otel olarak hizmet vermekteyiz. Zaten ismimizde ne yazıyor? Karadeniz'deki eviniz. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi buradan memnun ayrılan bir müşteri buraya farklı bir müşteriye yönlendirebilir. Bu da Patulya Otel olarak sizin başarı grafiğinizi, başarı çıdanızı bir kat, bir basamak daha artırmış olur diye düşünüyoruz. Evet. Bizler de kendi adımıza. Evet Mehmet Bey, ben hemen devam ediyorum ve sizlere sormak istiyorum. Patulya Otel olarak ileriye dönük hedefleriniz, projeleriniz nelerdir? Kısacası bizler sektörünüzü ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz efendim? Şimdi şöyle bir şey var. Biz mesela şu anda 62 odanın 30 odasını yeniliyoruz. Aşağı yukarı 365 bin dolarlık bir yatırım görüyoruz. Bir Haziran gibi de bitecek yani. Bir Haziran, belki 15 Haziran'a sırıkabilir. Yani bu turizm mevsimini yetiştireceğiz. En azından Ramazan bitmeden bu işi halledeceğiz. 350 bin dolar. Niye? Turizm yatırımı sürekli yenilenmesi gereken bir yatırım. Çünkü işte yatağını yeniliyorsunuz,
İşte orada yeni bir şey çıkıyor, fuara gidiyorsunuz, fuarda işte musluklar yeni çıkıyor, küvet yeni çıkıyor, işte duş kabın falan, işte yatağın, odanın içindeki bir takım bir sürü şeyler değişiyor. O bakımdan biz de patriotlar olarak yenilikçi bir yapımız var. Bu yenilikçi yapımızı mutlaka koruyarak, işte bakın 2009'da kurduğumuz bir otel 6 sene oldu. 6 senede yenilenme ihtiyacı doğdu. Düşünebiliyor musunuz? Bu turizm yatırımı çok pahalı bir yatırım ama biz mutluyuz, gururluyuz. Bir de ne biliyor musunuz? Şimdi önümüzdeki aslında kararını da aldık. Buradan da duymuş olayım. Oteli biz gelişim şirketler grubu olarak bölgemizde faaliyet gösteren en büyük spor kulübü olan Ardışan Spor Kulübü'ne bağış yaptık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sizleri de bu centilmenliğinizden dolayı kutluyoruz Mehmet Bey. Sağ olun. Bir halı sahamız da var. Aşağı yukarı 3 dönüm araziyle beraber, 3 dönüm araziyle beraber, halı sahamızla beraber, kafeteryayla beraber, 62 odayla beraber, şu anda 365 bin dolarlık bir yatırımla yenileyip zaten Ardışan Spor Kulübü'ne bağış yaptık. Bir de niye düşünüyoruz, niye öyle diye diyebilirsiniz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kefenin cebi yok. Tabii ki bu böyle yapmış olduğunuz güzellikler, iyilikler de sizin adınıza gurur verici, Ardışan'ımız adına da gurur verici bir olay olduğunu düşünüyoruz bizler de. Evet, ben biraz bu Ardışan Spor Kulübü'nün bayan takımı var, yıldız takımı var, U16 var, U15 var. Çok başarılı bir kulüp, altyapılarıyla, üst yapılarıyla iyi gidiyor. Bir de şimdi biz yeni gelişim şirketler grubu olarak medya grubuna daha önce vardık ama şimdi yine girdik medya grubuna. Radyo Umut 89.7, kimse unutmasın, Radyo Umut'u halkımızın dinleyicilerine sunduk, ve bu radyo bu toprakların sesi olarak hizmet vermeye başladı. Peki efendim, bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı seneler sizlerle olsun diyorum efendim. Şimdiden iyi çalışmalar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz.